kameralarımızı Kastamonu'ya çevireceğiz. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaklaşık bir yıl önce bir sel felaketi yaşanmıştı. Şimdi arkadaşımız Bekir Mers orada. Bir yıldır bölgede neler değişti, neler yapıldı? Bunları bizlerle paylaşacak. Yanında bir de konuğu var. Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık olacak. Evet Bekir, sendeyiz. Ayşenur, Kastamonu Bozkurt ilçesindeyiz. Sel felaketinin izleri silinmeye devam ediyor. 10 ay geçti. 10 ayda da bölgede hummalı çalışmalar sürüyor. Özellikle yıkılan binalar var ve bu yıkılan binaların yerine Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ işbirliğinde de yeni konutlar, yeni projeler inşa edilmeye devam ediyor. Bölgede esnaf zarar görmüştü, iş yerleri zarar görmüştü. Hepsi tekrar onarılıyor ve yeni konutlar, yeni projeler de yıl sonu itibariyle vatandaşların kullanımına sunulacak. Detayları konuşacağız. Bu aradan geçen zamanda Bozkurt'ta neler değişti, neler yapılıyor? Detayları Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz Bengütük canlı yayın. Teşekkür ederim. Sizin de belirttiğiniz gibi 11 Ağustos'tan bugüne kadar 10 aylık bir zaman dilimi geçti. 11 Ağustos'ta Türkiye'nin en büyük sel felaketlerinden birini yaşadık. Ama akabinde ülkemiz, devletimiz çok hızlı bir reaksiyon göstererek sel felaketinin olduğu bölgede müthiş bir çalışma yaptı. Başta Sayın Cumhurbaşkanım olmak üzere bakanlıklarımızın tamamı buradaydı ve yaraların sarılması anlamında hızlı bir şekilde projelendirilmesi, projelerin ve akabinde ihale edilerek uygulamaya geçirilmesi başlandı. Kışın geçmesiyle birlikte hummalı çalışmamız hızlı bir şekilde devam etmekte. Bugün itibariyle baktığımızda 649 tane 5 ana bölgede TOKİ konutları yapılmakta. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ve TOKİ bazlı. İnşallah Eylül ve Ekim ayları itibariyle ilk TOKİ konutlarımız bitmiş olacak burada. Çok hızlı gidiyor şu an. Vatandaşlarımızın bir an evvel konutlarına geçmesi amacıyla. Bunun yanında 123 tane iş yeri. Onlar da çok hızlı bir şekilde inşallah Eylül, Ekim ayı itibariyle biterek esnaflarımız yeni iş yerlerine kavuşacaklar. Yine Çevre ve Şehircilik İklim Bakanlığımız tarafından ihale edilen sanayi bölgemiz, yeni sanayi bölgemiz tamamen tahrip olmuştu. Yeni ihalesi yapıldı. 52 tane iş yeri, 2 tane fabrika binası olmak üzere %95 seviyelerinde inşallah senin yıl dönümü 11 Ağustos itibariyle esnaflarımız iş yerlerine geçmiş olacak. Bununla birlikte şu an bilgi vermekte olduğumuz köprü Ezine Çayı'nın üstünde ilk kurulan köprümüz şu an ulaşıma açıldı. 80 metre açıklı ve kemerli bir köprü şu an bununla birlikte aynı köprüden 4 tane daha köprü yapılacak. 2 tane yaya köprüsü yapılacak. Yine devlet su işleri tarafından sel felaketinin hesaplamaları yapılarak bir daha ilçemizin böyle bir felaket yaşamaması için 75 metre açıklıklı duvar takimat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine ileriye dönük sel felaketinin yaşanmaması ve bununla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili tersip bentleri, su geçirgenliği tersip bentleri, taraklar da hızlı bir şekilde imalatları yapılıyor. İnşallah bundan sonra böyle bir felaket yaşamaması için bu tedbirler devletimiz tarafından hızlı bir şekilde alındı ve uygulamaya konuldu. Bunun yanında okullarımız, yine bizim ilçemizde bir merkez ortaokulu, pansiyon ve anaokulu hızlı bir şekilde inşaatları devam ediyor. İnşallah yeni eğitim öğretim dönemine yetişecek, çocuklarımızın kullanımına açılacak. Bunun yanında spor tesisleri ihale oldu. Spor tesislerimiz de 2 aya kadar inşallah gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetine sunulacak. Altyapı çalışmaları ilk aydan itibaren hızlı bir şekilde başladı ilçemizde. O tamamlandı herhalde. Evet, altyapı çalışmalarına yağmurlama, içme suyu, kanalizasyon çalışmaları %95 oranında tamamlandı. Sadece evlere bağlanıyor. Ana hatlar tamamen tamamlandı, tamamen yenilendi. Bununla birlikte şehrin her noktasına bu tür hizmet ilçemizin ulaştırıldı. İnşallah yeni sistemle birlikte çok daha sağlıklı altyapıya kavuşmuş olacak. Bununla birlikte yine Cumhurbaşkanımızın sahaya geldiğinde vatandaşımıza vermiş olduğu doğalgaz sözü vardı. Hem Bozkurt ilçesi hem çevre ilçeleri bazında
Doğalgaz çalışmaları da şu an ilçemizde hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah 2022-2023 kış sezonunda vatandaşlarımız daha güzel, temiz enerjiyi ilçemizde kullanmış olacaklar. Efendim, ben şunu da biraz sormak istiyorum. Bu çay önemli, Ezine Çayı ki evet. Dere yatağının hemen etrafında, çayın etrafında birçok konut vardı. O konutlar adeta kağıt gibi birçoğu yıkılmıştı. O görüntüleri görmüştük. O görüntüler hala hafızalarda. Orada bir köprü var karşı tarafta. O köprünün evet. bir bölümü yıkılmış aslında. Evet. Şu an görmüş olduğumuz köprünün bir kısmı yıkıldı, bir kısmı ayakta kaldı. Ve altı suyu rahat bir şekilde geçirmediğinden dolayı ilçemizdeki sel felaketinin boyutlarına büyük sel felaketi yaşamımızın önemli boyutlarını bu köprünün tıkanması ve şehre suyun taşmasından kaynaklandı. Onun olduğu bölgede şu an yaya köprüsü olacak. Üstünde bulunduğumuz köprü de hem ulaşım hem yaya köprüsü olacak. Buna göre zaten Devlet Su İşleri tarafından gelecekte oluşabilecek bir suyun bundan yaşadığımız felaketten daha fazla bir debi gelmesini bile düşünülerek ona göre çay açıklığını belirlendi. Biliyorsunuz burada çay açıklığı 75 metre tamamen betonarme tahkimat duvarları yapılıyor. Onun yüksekliği 3,5 metre oldu ve ona yakın bölgelerde de şu an zaten TOKİ konutları yüksek bölgelere yapılmakta. Buna göre de ondan sonra inşallah bu imalatlar bittikten sonra böyle bir sel felaketimizin yaşama imkanı ilçemizde olmayacak. Arkadaki binaları biraz konuşalım istiyorum. Bu dere yatağının hemen etrafında hala binalar duruyor ve birçoğunda da hala o günkü izler duruyor. Bir risk durumu var mı efendim burada oturan vatandaşlar açısından olası bir yağışa karşı, şiddetli bir yağışa karşı? Hayır, bizim buraya biliyorsunuz 453 kilogram metrekareye düşen bir yağmur var. Şu an yeni yapılan açıklık ve takimatın yüksekliği aynı zamanda şehrin üst kısımlarına yapılacak tersip bentlerini, geçirgen tersip bentleriyle birlikte bu felaketi bu gibi debilerde yaşama imkanı inşallah olmayacak, asla olmayacak. Çünkü ona göre tedbirlerini aldı devletimiz. 20'ye yakın bir tersip benti yapılmakta, onun önünde ağaçları tutucu taraklar yapılmakta. Buna göre de Afet Başkanlığımız tarafından erke uyarı sistemi geliştirilmekte inşallah hem bizim ilçemizde hem Türkiye'nin başka bölgelerinde bu tür sel felaketlerini yaşayabilecek bölgelerde bu erken uyarı sistemleri de yapılmış olacak. Can kayıpları vardı, kayıp vatandaşlar vardı. Herhalde onların arama çalışmaları sona erdi. Sona erdi, evet. Bizim 72 kaybımız var biliyorsunuz. Bunun 65 vatandaşımızı defnedildi. 7 vatandaşımız hala şu an kayıp. Arama kurtarma çalışmaları resmi olarak sona erdi ama yine de yapılan çalışmalarda olası bulunmalara karşı tedbirler alınıyor. Ona göre çay yatağında özellikle ve etrafında kazı çalışmaları dikkatli bir şekilde yapılıyor. Kastamonu, Bozkurt'ta artık hayat normal eski günlerine dönmeye başladı yavaş yavaş devletin desteğiyle. Tabii kesinlikle devletimiz baştan da söyledim. Belki bu konuda dünyada en hızlı reaksiyonu gösteren ülkelerimizden birisi. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda da çok tecrübeli. Zaten akabinde hemen ertesi günü bütün bakanlıklarımız buradaydı. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bir aya yakın burada kaldı. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Bakanımız Murat Kurum bir ay civarında buradaydı. Bizzat sahada hiç ayrılmadan bütün çalışmaların içerisinde oldular. Ve hızlı şekilde yaralarımızın sarılması amacıyla hiç vatandaşımız burada mağdur edilmedi. Zararları ödendi. Dükkan sahiplerinin olsun, konutlardaki zararlar olsun, eşyasından tut diğer zararlarına kadar telafi edildi. Ve şu an kalıcı konutları da hızlı şekilde yapılmakta, iş yerleri hızlı bir şekilde yapılmakta. Sanayimiz az önce belirttiğim gibi 2 ay sonra açılacak, faaliyet göstermeye başlayacak. İnşallah çok daha sağlıklı bir ilçede yaşamlarını yine sürdürmeye başlayacak. İnşallah. Çok çok teşekkürler efendim. Yayını yaptınız. Yani ilçemizin şu an bütün her tarafı şantiye durumunda. Çalışmalar hem yaşam alanının içerisinde oluyor. Zor şartlarda firmalar çalışıyor. Hem insanlar yaşıyor hem insanların yaşadığı bölgelerde inşaat çalışmaları oluyor. 19 tane firma çalışıyor şu an ilçemizde. Ana firma çalışıyor. Bunun taşeronlarıyla birlikte çok daha fazla
Devletimiz bu konuda ne kadar güçlü olduğunu bir defa da burada ilçemizde göstermiş oldu. İnşallah vatandaşlarımız eski, mutlu, huzurlu günlerine tekrar kavuşacak ilçemizde. İnşallah. Çok çok teşekkürler yayına yaptığınız katkıdan. Ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, Ayşenur İdris, toparlayacak olursak Kastamonu Bozkurt'tayız ve özellikle selin izleri de yaraları da sarılmaya devam ediyor. Arkamda da aslında ummalı çalışmalar devam ediyor. Birçok noktada aslında Bozkurt'un birçok noktası adeta şantiye gibi yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hem konut projeleri hem de iş yerlerine yönelik çalışmalar sürüyor ve bu projelerin aslında yıl sonuna doğru tamamlanması bekleniyor. Canlı yayın konuğumuz Muharrem Yanık'tı. Özellikle Bozkurt'ta bir yıllık süreci konuştuk ve son çalışmalarda gelinen son durumu aktardık diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.